İki dakikadır çekiyorum seni. Selamünaleyküm. Adam dün bana telefon açıyor. Mustafa 5 milyarlık çek yazıyor. Mustafa abi. Tamam abi. Buradan arkadaşlara parti malı bulmak isteyen veya işte aramak isteyen ne yapıyor işte internette yazıyor parti malı nereden alınır? Nereden alınır değil de nasıl alınırla alakalı işte birliklerini anlatabilir misin bize? Ya ne yapmaları gerekiyor? Nasıl alınır yani? Ha, nasıl alınır? Parti malını nasıl alacaksın? Parti hani, malını parti satanlardan alacaksın ya da bir fabrika bulacaksın hepsini alacaksın. İşte ben de onun şey yazında belirttim. Anladın hani eskiden bu işte bir uğraşanlar zaten parti mallarını her fabrikalarda kendilerine alıştırmıştı. Tabii tabii. Ya fabrikada bir şey olduğu zaman sana telefon açıyor işte Mustafa para, işte mal çıktı gel al. Tabii. Paranı da cebine koy gel. Şimdi ben de alıyorum fabrikadan. Sırf ne çıkarsa alıyorum. Peki senin aldığın fabrika başkalarına da verebiliyor mu yoksa? Ya sadece bana veriyor. Ve para da vermiyorum. Satıyorum öyle diyorum. Satıyorum öyle diyorum mesela. Peki yeni başlayan birisi olsa? Yeni başlayan birisi olsa hani fabrika bulması çok mesela? Zor yani. Çok zor. Şu anda fabrika öyle eskisi gibi ihracat fabrikaları kalmadı zaten. Zaten yok. Varsa bile senin gibi zaten belli başlı müşteriler var. Onları ben, veriyorum. Ben bırakırsam adam gelecek. Ben de bırakmıyorum. Ben para kazanmak zorundayım. Öyle değil mi? Aynen öyle. Peki bu ben bırakmıyorum ki. Güngören piyasasında çıkıyor mu? Güngören piyasasında para çıkar ama o zaman mesela sen fabrikadan fiyat farkı olur. Tabii fabrikadan aldığın gibi oradan alamazsın ki. Çünkü o zaman ikinci ele düşüyor. Hatta üçüncü ele. Arada bir kişi daha giriyor sana. Sen direkt patrondan alamıyorsun. Peki tahmini aradaki fiyat farkı hani 25 kuruş mu 50 kuruş mu? Fazla değil. Orada ne alsan 5 lira. Atıyorum senin 1 liraya aldım ben en azından oraya gidecek 1.70 bir şey 2'ye. Ben 2.5 liraya alıyorum mesela kilotları. Şimdi ben buna en aşağı 1 lira koyacağım ki sayacağım tutup parayı cebime koyacağım. Onu da veren yok. Abi diyor bu kilot 3.5 eder mi diyor. Etmez tamam. Anladın mı? O zaman ne yapıyorsun bu sefer? Veremiyorsun. Peki şey piyasası... Bu Mahmut Paşa'nın üst kısmı, o Akar Çeşme'nin arkasında bir sürü çamaşırcılar var. Onlar normal gideceksin, alacaksın oradan. Şey, regulamalı. Ha, regulamalı. Tabi orada fiyatlar belli. Sonuçta tabii, herkesin her aldığı fiyatlar belli, sattığı fiyatlar belli. Sattığı belli, her şey. Hani en azından yeni başlayanlar için... Abi şu anda yeni başlayacaklar için zor. Hayat zor. İhracat fabrikaları eskisi gibi yok. Eskiden ihracat fabrikaları boldu. Anladın mı? Eskiden ihracat fabrikası, fabrikada ihracat artıklarının patronu gözü görmüyordu. Anladın mı? Gözü görmüyordu. Neden görmüyordu? Adam boyunu dikiyordu, onlara bakmıyordu bile. Şimdi kısıtlandıkça patronlar o gibi şeylere çok bakıyor. Şimdi ben, bizim patron mesela her sene 70 milyarlık malını alıyormuş. Hesap ediyoruz 70 milyar. Geçen sene de 70 milyar, bu sene de 70 milyar. Şimdi adam 70 milyonu niye çöpe atsın? Sen olsan atar mısın? Yok, hayatta atmam. Atma. Zaten... İşte... Onun için şimdi bir tane malın hesabını yapıyorlar. Eskiden neydi? Adam mesela aylık cirosu 1 trilyondu ihracatta. Hiç o gözüne gelmiyordu. 2 trilyon olunca hiç göze gelmiyordu. Anladın mı? Hatta dağıtıyordu bile. Ama şimdi ne oldu? Aylık cirosu 500 oldu. O zaman bu sefer ona mail veriyor. Yani işe başlayacağın işin insanlar artık zor oldu. Eskisi gibi değil. Peki bu koronadan sonra senin adına söylüyorum. Sen nasıl mal bulabileceksin? Veya o çalışan firmalar illaki hala yurt dışına mal gönderiyorlardır. Tabii benimkiler yolluyor. Benden sana ekstradan çıkan mesela %10 fazla çıkardın benim bildiğim kadarıyla. Tabii. Yani her üretimde %10 çıkardın. Ha. Şimdi %10 fazlalık çıkıyor mu? Tabii. Çıkıyor aynı şekilde. Peki bu %10, aslında %10 değil. Peki amaç %10 ne o fazla fazlalık? Kesiyorlar. Defolarını ayırmak için yani. Hı? Mesela adama 5000 tane mal verecek. 5000 tane kesemiyorsun. 5500 tane kesmek zorundasın. Çünkü onun sağlamı var. Eleman yamuk dikiyor, eğri dikiyor, düz dikiyor. Onların şeylerini 500 tane de öyle artırıyorlar. Ama bazı yerler var mesela 5500 tane kesiyor. Adama diyor ki 5000 tane diyor mal var diyor. Diyor ama diyor 400 tane daha diyor sağlam çıktı diyor. Adamla anlaşmaları var. Diyor ki o 400 taneyi de ver diyor. Peki sağlamsa diyor. O zaman ne oluyor? 400 tane de 100 tane kalıyor bu sefer. 100 tane de hep defolu.
senin işine gelmiyor bazen, para kazanamıyorsun. Peki firmalar kişi onu satabiliyor mu? Satıyor mu? O defoları. Tabii. Hepsinin bir altısı var. 2 liraya satmıyor da 1 liraya satıyor. Anladın mı? Sen sattın mı hiç? Veya sattın, para kazandın mı? Nerede? Yani şey defolmaları aldın mı? Alıyorum ben. Ben de hepsi defol sattım. Alamıyorum. Ben alıyorum sana, onları. Ben sana aldığım donlar şey defolu. Hepsi defolu. Sağlam yok. Sağlam. Peki o defodan kasıt ne? Ufak delik. Çizgisi mi? Deliki mi? İp fazlalığı mı? İp fazlalığı. Ya dikiş kaymıştır. Anladın mı? Dikiş haftan kaymıştır mesela. Anladın mı? Tabii, küçük gözükmeyecek delikleri sen göremezsin. Ama onlar orada mecbur görüyorlar. Anladın mı? O delikleri görüyorlar. Şimdi sen baksan göremezsin. Ancak tekstilci olacaksın ki onu iyice şey yapırsan, nerede delik olduğunu bildiğin için bulursun. Onun için ben müşteriye de söylüyorum, benim hepsi defol diyorum, ona göre alın diyorum. Bulun, alın diyorum. Peki bu defolu olduğunu söylemek şey, hani vicdana veyahut da fiyata bağladığın zaman fark et. Çünkü ben defol diyorum, fiyatı uygun diyorum. Rakam. Tabii defol diyorum, fiyat diyorum. İster alın, ister almayın. Ama defol olduğunu bilmiyorum. İnşallah. Şimdi bugün neredeyiz? Bugün pazar günkü açılması gereken pazarın ve cumasındayız. Evet. Sence iş nasıl bugün? İş kötü. Kötü. İş kötü, iş yok. Sen geldin niye geldin? Yoksa ben bugün yatıyordum. Harbi söyle sen geldin diye. Sen aramasan var ya, ben bugün gelmeyecektim zaten. İnşallah akşama kadar bir 500'e 1000 lira toplasın da. Ya 500 topladık. Bizde ne toplarsa Allah bereket versin. Nasıl para ödemiyorsa toplanacak. Peki nereye kadar? Toplanca şimdi bu ödemiyor. Senin gibi birçok bir esnaf var şimdi toptancıya parasını ödemeye. 10 lira. Onlar ufak bedendir hepsi. Senin gibi diyelim bir sürü bir esnaf toptancıya parasını ödemedi. Hı. Peki çark nasıl dönecek sence? Hadi sen yine sağlamsın. Ama şu anda sağlam olmayan, pandemiden dolayı ya 3 ayda bir açmayan bir sürü esnaf devlet var. Devlet sağ olsun bakar etmişse ya. Rahat olsun. Ya devlet bakar ama şimdi nereye kadar bakar? Devlet fiyat söylesene. Devlet bakar. Hepimize bakar. Nur ver biraz sigara da içelim. Şey Mustafa abi pazarda sigara çilmiyor biliyorsun. Çilmiyor da bize istiyor. Peki Mustafa abi son olarak ne söylersin? Bundan sonra esnafın pazara çıkıp çıkmamasıyla bir alakalı. Esnaf pazara çıkacak. Yapacak başka bir iş yok. Anladın mı? Ben şimdi pazarı bırakamam. Niye? Mesleğim yok, hiçbir şeyim yok. Ama pazarda çalışıyorum. Bir işim var, gücüm var. Herkes işine sahip çıkacak. Sabırlı olacak, işine gücüne. Tekrar soruyorum. Bundan sonra pazara başlamak, çıkmak isteyenlere ne söylemek istersin? Allah yardımcısı olsun. Ben şunu belirtelim. Allah yardımcısı olsun. Gitsin bir devlet, bir kadrolu bir işte. Tabii. Belediyede, ne bileyim kaymakamlıkta, valilikte. Pazara başlayacak insan şu anda 100 bin lirası olması lazım. O 100 bin lirayı çarkı döndürmek için çok zarar edecek. Yani param, bulun yoksa git bir işe. Bir de pazarda kendi yerin yoksa. Yoksa, kendi yerinde yoksa. Kiracıysan, eğer güzel mal yakalayıp da bulamıyorsan evinde otur daha iyi kardasın. Ben bu işe başlarken 90 senesinde 94'e kadar 3000 lira para yedim. O zaman 3000 liraya bana bir daire veriyorlardı. Ben 3000 lira para yedim o zaman. Bu işi öğreninceye kadar. Abi bize öğrenince kadar çok para kaybettik. 3000 lira para yedim. Şimdi pazara başlamaya kalksam daha zor. Bakma o zaman iş vardı. Onun için kimse pazar hayalini, pazara başlayayım, ben bu işi yaparım, şu işi yaparım, öyle hayaller kimse kurmaz. Anladın? Kimse kurmaz. Arkadaşlar, bir altyapınız yoksa pazarda iş yapamazsınız. Bu görmüş olduğunuz pazarcı yaklaşık 20-25 sene var mı abi? 90'da başladı. 90 senesinde başlamış. Şimdi pazarcılık öyle bir meslek ki. 90'ın Temmuz'unda başladı. Kolay değil. Malı bulacaksın, malı alacaksın, malı satmaya çalışacaksın, müşteri bulmaya çalışacaksın. Şimdi biz kendi adıma söylüyorum ve giyim üzerinde tekstil. Bu zamana kadar
yaklaşık 1-2 yıldan beri Arapların cebine bakıyorduk. Hani Araplar, Afganlar, işte Özbekler, Azeriler. Her şey bir kenara. Onlar bizi bir nebze geçindiriyordu. Ama şimdi bu koronadan sonra, pandemiden sonra nedir, nasıldır, nasıl olacak? 1 Haziran'da her yer açılıyor. Kademeli olarak her yer açılıyor. Ama 3 aydır işte evde, şöyle söyleyeyim, patlayan insanlar bir şekilde sağa sola çıkıp bir şekilde bir patlama yaratacak. Yani borsadaki o ibre yukarı doğru bir çıkacak. Bu süre zarfında işte alışveriş yaptıktan sonra işte köyüne be gidenler, ne bileyim işte çaya gidenler, köye işte gidenler, babaya be gidenler, yazlıklarına gidenler. Önemli olan o çıkıştan sonraki o inişin nasıl gideceği. Eğer ki arada yine zikzaklı inip çıkarlarsa problem yok. Ama ölü çizgisi gibi dümdüz giderlerse o zaman kötü. He, bekleyip göreceğiz. Ha, nasıl olacak? Şimdi benim kanımca iyi olması ihtimal. En azından içindeki temenni o. Yani iyi olmalı işler ki Türkiye şartlarında bir şekilde hayatımızı idame ettirelim. Yoksa aksi takdirde işimiz gerçekten çok zor. Hani birçok pazarcıyla bir şekilde hani konuşuyorum. Çoğu işsizlikten yakınıyor. Evet, daha önce de iş vardı veya yoktu. Memnun olan vardı veya yoktu. Ama bu saatten sonra iş olur mu? Onu zaman içerisinde göreceğiz.